Bugün burada öğretmenlik meslek kanunu beklentilerini karşılamak üzere bir basın açıklaması yapmak üzere bulunuyoruz. İnsanın özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eylem eğitimdir. Eğitimin baş aktörü öğretmen, insanlığın kadim ve vazgeçilmez mesleklerinden biri de öğretmenliktir. Öğretmen, çocukların şuur sermayesini artırmanın, idrakini geliştirmenin, varoluşun sırrına ermenin, hikmeti keşfetmenin rehberidir. Öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan her aşamayı içeren, öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmaması bir eksikliktir. Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturması artık daha fazla ertelenmemelidir. Bunun korunması yönetmeliklerle genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktalarındaki dağınıklığın giderilmesi için öğretmenlik meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir. Öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması hedefine 11. Kalkınma Planı'nda ve Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer verilmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki öğretmenlerin mesleklerini, hak ve yetkilerini koruyup geliştirecek nitelikte bir meslek kanunu beklentisi hala karşılanmamıştır. Çıkarılıp yürürlüğe konulacak kanunun hedefleri ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kanun olarak düzenlenmesini bekliyoruz. Bu mümkündür. Beklenti de bu doğrultudadır. Aksi halde yapılacak olan çalışma anlamsızlaşır. Eğitim çalışanlarının güçlü sesi genel yetkili sendikası olarak gerek akademik yayınlar, gerek raporlar, gerekse alan taramalarıyla öğretmenlik meslek kanunu için nelere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduk. Çağın gereklerini ve öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde 2018 yılında hazırladığımız öğretmenlik meslek kanunu ihtiyaç ve öneriler başlıklı raporumuzda genel çerçeveyi çizdik. Meslek kanunu öğretmene destek kanunu olmalı diyerek beklentilerimizi ifade ettik. Nasıl bir meslek kanunu olmalı? Meslek kanununda neler yer almalı? Soruların cevabını bir eğitim sendikası olarak verdik. Öğretmenler olarak beklentimiz özlük haklarımızın tanımlanması ve geliştirilmesi, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik ayrımının ortadan kaldırılması, resmi eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu olarak istihdam edilmesi, mesleğimizde ilerlememizi sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, istihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi zorlayıcı dayatmalar yerine teşvik edici uygulamaların getirilmesi, eğitim öğretim kurumu yöneticilerinin eğitim sınıfı içinde ama ikinci görev olmaktan çıkarılarak müstakil bir kadro olarak düzenlenmesi, yöneticilik süreçlerine geçiş ve statü ile bu pozisyonlardaki mali, özlük ve sosyal hakların da mutlaka meslek kanununda tanımlanması, resmi veya özel eğitim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayan bir meslek kanunu hayata geçirilmelidir. Öğretmenlerin atamadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer basamaklarına erişme, ehliyetten liyakata kadar ayrımcılık ya da ayrıcalıktan uzak objektif hükümler ihtiva etmelidir. Öğretmenin itibarının, statüsünün, hak ve imkanlarının, fırsat ve yetkilerinin artırılmasına dayanak yapılması gereken bir kanun, mevcudun tekrarına ve statükonun devamına barınak olursa akıtılan ter de, söylenen sözler de hükümsüz ve değersiz kalır. Öğretmenin özlük haklarını ve yetkilerini genişletecek, ona destek olacak bir içerikle öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması beklentisi artık karşılanmalıdır. Eğitim birsel olarak belirttiğimiz hususlar temelinde katkı ve destek sunacağımızı bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyoruz. Siyasi iradeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı
öğretmenlik meslek kanununu bir an evvel hayata geçirmesi konusunda adım atmaya davet ediyoruz. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle öğretmenlik meslek kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilmesidir. Bunu istiyoruz ve bekliyoruz.